Peki Sayın Şimşek, Sivas Valisi telefon attığımızda. Sayın Vali, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun. Sağ olun, hepinize geçmiş olsun. Sağolunuz. Nedir efendim son durum? Bildiğiniz üzere iki deprem meydana geldi. Bugün 11.29 ve 11.39 saatlerinde 4.7 ve 4.2 şiddetinde deprem ilgimiz genelinde hissedildi. Kısa süreli panik oluştu. Ben de bir okuldaydım. O okulda öğrencilerle, öğretmenlerle sohbet halindeyken panik neticesinde hemen okuldaki öğrencilerimizi dışarıya aldık. Bu tür durumlar tüm okullarımızda oluştu. Ama genel olarak bir panik havası şu an itibariyle yok. Saha tarama çalışmalarımıza devam ediyor. Oradan da ulaşan şu an itibariyle olumsuz bir durum yoktur. Duruma göre gelişmelerden ayrıca kamuoyuna bilgi vereceğiz. Sayın Vali, şunu merak ediyorum. İki deprem 10 dakika arayla ardı ardına yaşandı. Siz bir okuldaydım dediniz. İkisi de hissedilir depremler miydi? Yoksa ilk 4,7'lik deprem mi hissedildi bölgede? Aslında ben kendim şahsen hissetmedim ama öğretmenlerimiz deprem olduğunu söylediler. Sanıyorum biraz kısa süreli oldu ve çok da derinde olmadığı için çok da aşırı bir şekilde hissedilmediğini düşünüyorum. Peki şunu da sorayım Sayın Vali. Şimdi okullardan bazı görüntüler geliyor. Öğrencilerin okullardan çıkarıldığı, bahçeye çıktıkları, tabii tahliye edildiği. Tedbir amaçlı başka artçı depremler olabileceğini düşünerek bu şekilde tedbirler alıyoruz. Şu an o tedbir devam ediyor mu? Eğitim kaldığı yerden devam ediyor mu? Onu da sormak isterim. Onu da karar vereceğiz. Şu anda değerlendiriyoruz. Duruma göre tatilde yapabiliriz. Her şey sıcağı sıcağına şu an kriz masanızda kurulmuş anladığım kadarıyla. Olumsuz bir durumda söz konusu değil şu an size ulaşan, değil mi? Evet, yok, çok şükür. O zaman çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, sizi tutmayalım. Sağolunuz. Geçmiş gelsin. Olsun dileklerimizi iletiyoruz. İyi günler. Sağolunuz. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek de bizimle birlikteydi. Şu an en azından Sayın Vali'den aldığımız bilgi doğrultusunda şunu biliyoruz. Paniğin yaşandığını zaten görüntülerden gördük. Büyük depremin yaşandığı bölgede de hasar alan noktalardan bir tanesi burası. Şimdi orada bahçeye çıkan öğrencileri gördük. Eğitimle ilgili bir karar aşamasındayız. Artçı depremler devam eder mi diye bir önlem amaçlı çocuklarımızı okullardan dışarı aldık dedi. Ama Sayın Vali Belediye Başkanı'nın aktardığı gibi olumsuz bir şeyin henüz yansımadığını, tarama çalışmalarının devam ettiğini söyledi. En azından bunlar sevindirici ve iyi bilgiler.